Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz to'sinni o'zaro va ustun bilan mahkamlash. Bu mavzuga reja tayyorladik. Reja bo'yicha ko'rinlar portalar qadam belgilash, asoslar tutashuvi, devor tutashuvi, qurilmalash. Endi avvalo to'sin. To'sin bizda mana sizlarga variant berib, bu misollar berganman, mana shu variantlarda ko'rsatilishicha to'sinimiz boringki 12 metr dan 15 metrgacha oralig'da to'sin biz loyihalayapmizki, bu o'sha prokat to'sinlarimizdan farqliroq. Endi bu yig'ma to'sin bo'lyapti. Alohida yuqori bog', pastki bog' va devor hisobida yig'ilyapti. Bu payvand hisobida yig'ma to'sin bo'lgandan keyin, uning tasavvur qiling 15 metrda to'sinimiz juda katta egilish hosil qiladi. Uni zavod sharoitida tayyorlash uchun ancha mehnat kerak va buni nafaqat mehnat, uni ishlab chiqarish maydoniga olib kelish uchun ham maxsus transportlar kerak. Shuning uchun biz to'sinni avvalo ikki bo'lib tayyorlaymiz. Bu ikki bo'lish 15 metrda 7,5 metrdan deyish mumkin. Agar 12 metr bo'lsa 6 metrdan uzunlikda to'sinlar tayyorlanadi. To'sinlarimiz o'sha devori qismi silliq bo'lishi mumkin, devor qismi gafrirunli deyiladi bu. Bizda egik valnisli to'lqin sumon bo'lib tayyorlanishi mumkin. Va perforirunli deyiladi. Mana bu holat bizda boyagi ochiq devorlar oraliqlarda ochiq devor kiritilgan holda bo'lishi mumkin. Ana shu to'sinlarimizni, buni biz yuqori darslarda ham aytib o'tganmiz, to'sinlarimizni endi o'rtada o'zaro 12 metr uzunlikdagi, 15 metr uzunlikdagi tayyorlangan to'sinimiz ana 7,5 metrdan tayyorlangan bo'lsa, buni o'rtada tutashtirish, bu maksimal moment hisobida oboriladi. Bu yerda albatta bo'tlar yordamida o'zaro tutashuv bo'ladi. Bo'tlar yordamida tutashuv bo'lgandan keyin ularning bo'tning bu yerda orasidagi masofa 12 ti yoki 18 ti, bu o'sha yuqori polkamizning yoki devor qalinligining 18 barobarida, bu diametrdan 12 barobarlikda kattalikdagi masofa bilan oraliq saqlanishi kerak. Mana yog'och konstruksiyalar fanini o'tganimizda o'sha yerda biz aytgandik, yog'ochni bir-biriga mahkamlashda mixlar orasidagi masofa kami 7 d bo'lishi kerak. Bo'lmasa yog'ochni yorib yuboradi. Diametri nisbatan 7 barobar katta bo'lishi kerakki, ikkita mix orasidagi masofa bo'ylama yo'nalishda. Ana bu metalda endi bo'tning diametriga muvofiq holda mana 12 d, 18 t dan oshmasligi kerak degan qiymat bilan qabul qilamiz. Bu loyihalashning shartlari. Ana endi bu yerda tutashuv asosan qalinligi 20 mm bo'lgan va yuqori polkalarimiz, bog'larimiz va qalinligi 1 cm 10 mm bo'lgan boyagi devor qismining tutashuvi bo'ladi. Bu yerda biz albatta hosil bo'lgan bo'tlarning ko'tarish qobiliyati bo'yicha hosil bo'lgan har bir bo'tning qiymatini belgilaymiz. Bu yerda bizga bo'tning o'sha cho'zilishga bo'lgandagi hisobiy qarshiligi va undan o'sha ko'ndiring kesim yuzasi, serjinning ko'ndiring kesim yuzalari bizda rol o'ynaydi. Ular hammasi o'sha bo'tning sartamentidan kelib qabul qilinadi. Mana teshik diametri bo'lt uchun ajratib 1 mm farq bilan olib boriladi. Mana bu yerda juda e'tiborli bo'lgan joyi shundan iborat bo'ladi. Xo'p, devor tutashuvi. Mana devorimiz bizda avvalgi misollarimizda ko'rsatgan, buni amaliyot darsida ham ko'rsatdim. Devorlarimiz, polkamiz o'sha yuqori bog'imiz 320 bo'lsa, devorimizning balandligi 1100 mm'dan iborat. Boyagi bu yerda alohida qistirmalar bilan bir-biriga tutashtiriladi. Polkalarimiz ham xuddi shunday. Alohida tepadan pastdan qistirmalar bilan tutashtiriladi. Buni mana devorga ta'sir etuvchi boyagi moment qiymati alohida topiladi. Bu yerda katta moment qiymatimizning inersiya momentlariga nisbatan foydalangan holda topamiz va bu yerda albatta bo'tlar orasidagi masofa bizda katta rol o'ynaydi. Mana buni topish uchun mana endi chizmaga e'tibor qiling. Mana yuqoridagi chizmada biz bo'tlarning
pulkalarga nisbatan joylashgani qanday bo'lyapti? Bu yerda bular orasida masofa ana bu yerga hisobda albatta chiqadi. İki qator bu bir tarafta, iki qator ikkinchi tarafta bo'lib, to'rt qator bo'ylama yo'nalishda joylashyapti va bundan yo'nalishda bular sondan kelib chiqib, mana to'rt qator, sakkiz qator bo'lib joylashtirilyapti. Ular devor qismida esa albatta boyagi A masofa hisobida yuqori polkaningga qo'yilgan nakladkalarimiz, qo'shimcha listlarimiz hisobidan bu masofa olib tashlanadi. Umumiy devor balandligiga nisbatan ana bu yerda keyin bultlar orasidagi masofa belgilanadi. Bu yerda qatorlar soni chiqadi. Bizda bultlar diametriga kelishilgan holda qatorlar soni chiqadi-da, qatorlar son qiymatidan biz jadvaldan u masofani aniqlab olamiz. Masalan, mana bizning amaliyotda misolimizda umr qator 100 mm qadam bilan 10 cm masofadagi qadam bilan qabul qilindi. Endi devorlar tutashuv tekshirilganda bu yerda devorlarda bo'ladigan so'riqish quyidagi formulada aniqlanadi va bu qiruvchi kuchga nisbatan kam masofaga qiymatga ega bo'lishi kerak. Summa AI nima? Bu albatta eng chetki bo'tlar va undan keyingi bo'tlar va hokazo bo'tlarning orasidagi masofalarning kvadratlari yig'indisidan kelib chiqadi. Bu bizning formulamizda katta rol o'ynaydi. Ana endi qistirmalar ikki yondan qabul qilingandan keyin bu chizmamiz olib borilganda bu yerda o'sha qavrg'alarning ezilish maydoni albatta hisobga olinadi. Qavrg'alar qo'yilganda ularning qiymati belgilanadi va ular bizning to'sinimizning ustunlar bilan bekilishda katta rol o'ynaydi. Mana chizmaga e'tibor qiling. Birinchi A chizmamiz o'sha to'sinimizning bu kundalik kesim yuzida ko'rinishi bo'lyapti-da. Mana bu yerda ustunga o'sha kallayiga tepadan bekilish varianti ko'rsatilyapti. O'sha ikki tarafdan kelgan to'sin bir-biriga o'zaro bekilyapti va boyagi ustun kallayiga to'g'ridan to'g'ri o'rnatilyapti. Bu yerda to'sinlarimiz o'zaro bolt bilan yana bir-biriga tortib mustahkamlanyapti. Bu variantda esa to'sinlarimizning oxirgi boyagi devorlari o'zaro bir-biriga boltga tortilyapti. Mana ko'rsangiz 40 mm bersangiz va ustunning kallagi bilan qanday bekilish hosil qilyapti, buni ko'rishingiz mumkin. Endi pastki chizmalarimiz esa keyingi variant. Biz bilamiz to'sinlarimiz endi metalda shunday imkoniyat borki, buni yonakay ustunning yonidan ham bekitish mumkin degan tushuncha beruvdik. Bu yerda mana yonidan bekilgan holatida bo'lib bog'lanish ustunga to'g'ridan to'g'ri yonidan bo'lyapti-da, ular yana qo'shimcha pastki taglik burchaklardan qilingan taglik ustunning ikki tarafida ham qo'shimcha qo'yilyapti va shu taglikka to'g'ridan to'g'ri to'sin o'tkazilyapti-da, to'sin keyin ustunimizning devorlariga, yon devorlariga bolt bilan bekilyapti. Mana shu holatda ham biz demak ham tepa qismidan ham yonidan bekilish variantlarini chizmadan ko'rish mumkin. Ko'proq chizma bilan shug'ullansak, biz ko'proq chizmalardan tushunib olamiz. Ana endi e'tiborlaringizga video rolik ko'rishlaringizni ta'rif qilaman. Video rolikda mana ishlab chiqarish korxonasidagi alohida listdan qanday qilib biz boyagi to'sinimiz tayyorlash variantini ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu yerda mana list olib kelindi. Mana bu listdan bizda keyin sexga qo'yilib, mana listning yana bu hamma o'lchamlari kelishilgan holda kontakt svorka bilan ketilyapti. Bu yerda o'sha kerakli o'lchamlar hammasi belgilandi. Alohida list o'sha kerakli uzunlikda qirqilib, bizga endi kerak variantda mana qabul qilindi. Bu esa yuqori bog' yoki pastki bog'ning boyagi endilikda qabul qilingan qismi. Ana endi e'tibor qiling. Listimiz mana tayyor holda
Zavod şaraiti de böyle. Bulkalarımız da yor. Listlerimiz ana. Zahira listler hamas da yor buldu. Ana bunlardan biz uşa yığma tosunu kınlayıp Kullar falanlarını görebiliriz. Layık haması layık olsası da orada. Bana bir de gelip indi listimiz ve etkendi ahirge işlevler falan bana gafriruni varyant böyle tulkun suman listegi biz değerli yapımız da bana bunu biz uşa yığma tosunumuzga divar sıfatı fethinemiz. Bu ben maksat ne mi? Maksat uşa koşmuş işten koçuş. Bir de mihnet sarfını kemaytiriş. Biz kaçan ki unga dostunda Allah da listelerini yıkanımızda elbette müstahkamlı kavrağası koymuşumuz gerek. Bir yerde ise müstahkamlı kavrağasını bana şu bayağı dostun divarımızın ilgilişleri doğrudan doğru müstahkamlı kavrağasını olup baladı. Elbette paymatlar bir yerde bizde avtomatik usulda öyle olup baladı. Her biri bana İki taraftan avtomatik usulde payment işleri alıp oraya yaptı. Bu hamas kompüterleştirilgen. Hop. Yani sıfatı böyle de garantiyalı. Bana polka iki taraftan böyle de yolumuzga doğrudan doğru gafririni böyle tolkun suman de yolumuzga iki taraftan bağlarımız bikildi. Bana tayyar halde kurduyuz. Bana e'tibor qiling, yuqori bog', pastki bog' hammasi ko'rsatilgan holda bo'lyapti. Ana endi keyingi jarayonga o'tamizda bu yerda mana sifat ko'rsatish. Ortiqcha detallar albatta olib tashlanadi. Bu yerda endi bizga boltni ikkinchi bilan tutashish uchun boltga o'rin ochish kerak. Mana shu jarayonga ishlov berilyapti. O zaman anıhtan görürsünüz. Bunu bir de indi. Bana böyle gel. Ortakça kısmı kesip optaşını yaptı da bundan indi biz hazır bozlarla oran açıladı. Bozlu boğulan işte bu halat niye görürsünüz. Bu üçünler hamas geçirgen halde bana yanaki kısımlar gelişigen halde avarladı. Bunu bir de bulutların ürünleri şu bekleşi için kursatılgen illerdeyim. Ama aslında hoşumça detallarımızda bulutların ürünleri doğru kursatılıp ama sab kompüter variante böyle yaptı. Şimdi itibar kılın bana bulutlarına ürün ajratlı yaptı. Bunu hazır bana bir de kuruşumuz mümkün. Stanoklarımız erdamıda bulutların oranı ajratılıp bana her biri elbette layık bu içe varlığı yaptı. Bu iki layıklaş kaydılardan kaçmadan kaldı. Hani indi gerekli ve tosun için gerekli detaylar takıp olma yaptı ve onlar elbette tosun için gerekli joyda. Hani bu bizde tekşiru kısmı tosunun uzunluğu kısa kodunu yaptı. Buna layıkı boyunca kançarik. Hani indi yan, devar. Tosunlar bu atılıp. Bana. Tugaş kısmında bana kore yapsız. İkinci. Tosun bilan tutash qismi alohida detallar o'rnatildi. Mana bu yerda endi kraskalash, lak bo'yoqlash ishlari bajarilyapti. E'tibor qiling. Bu yerda ana mahsulot tayyor holga borilyapti. Mana bu yerda o'sha payvand bo'lgan joylar alohida e'tibor bilan e'tiborli holda o'sha payvand kraskalanyapti. Lak yapışlarla yol kaydetti. Ve umumi halde ki kraskılaş laklar kısımda tayar mahsulat halatı kapıklarını yaptı da ona bilir işlep çıkarışı doğrudan doğru işlep çıkarışı kalkanızı yönet
ötüle yaptı. Yok ki, işte çıkartma meydanı yaptı.